Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş demiş ki, hemen şöyle ekranımı paylaşayım size. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batı'nın ilmi faydadan çok zarar veriyor demiş. Binme ulan o zaman. Binme o zaman, in oradan aşağı. Binme. Telefonunu kullanma ya. Binalarına bin, oturma arkadaşım. Madem Batı'nın ilmi faydadan çok zarar veriyor, uzak durun ya. Gidin o mağaralarınızda yaşayın ya. Arkadaş, bunlar da iyice bizi şey buldular, yatırıp şey yapacaklar ya. Bunlar acayip bir dünyaya geçtiler ha. Samimi söylüyorum, bunlar acayip bir kafaya geçtiler. Kafayı yemişler bunlar ya. Batı'nın ilmi zarar veriyormuş bilmem ne abi. Hadi lan oradan. Hayret bir şey ya. Kartal Köz Kanat adlı mekanın adisyonu demiş. Bakalım böyle bir adisyon ne işe yarıyormuş? 4 tane kuver. Kuver ne hiç bilmiyorum bu arada. 2 şişe kola 40 lira normal. Bir duble gavur dağı salata 110 lira. Duble 55 lira, 110 lira fena değil. Haydari 48 lira normal, rakı içiliyor muhtemelen. Pilaki 48 normal, humus 48 atom, çiğ köfte, ikram tulum, kanat acılı çöp şiş. 4 kanat çöp şiş 170. E normal abi bu fatura. Çok normal. Ne olsun istiyor, ne bekliyor acaba? Çok normal bir hesap arkadaşlar. Türkiye'nin bugünün çok normal bir hesabı. Muhalefeti eleştirirsem hükümetçi, hükümeti eleştirirsem muhalefetçi oluyorum. Ya Yonda, sen hadi 3-5 arkadaşının yanında oluyorsun. Ben muhalefeti eleştirince satılık oluyorum. Satılmış oluyorum. Kaç para aldın oluyor. İktidarı eleştirince de CHP'li oluyorum. Yani sen 10 kişiye karşı sorumlusun, ben 100 bin kişiye karşı. Kuver servis demek 4 kişi yani maşallah. 4 kişilik servis 72 lira. Kaça geliyor kişi başı? Servis kaça açıyorlarmış? Biz 2,5 liraya açıyorduk garsonken. 18 lira. 9 kat artmış fiyatlar. Maşallah. Maşallah. Şöyle bakalım başka neler oluyor bu hayatta. O olaya bak. Zamanında yaşanmış bir olay. Bak 2019. Neredeyse dövecektim yani. Yok. Sakin ol. Ha, yok yok. Hiç kusura bakmayın. Hiç hiç neyi konuşacaksın? Sen yaşarı geri getirebilecek misin? Tabii getiremiyorsun. Getiremezsin. Getiremezsin. Tamam mı? Şu an sana kafa atmak istiyorum. Anladın mı? Ondan sonra büyükşehir adaylığını koymuyorsan ne yapmayı yönetemiyorsun? Köy yönetemiyorsun. Büyükşehir adaylığını koymuyorsun. Ne olacak? 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 Bir AKP'nin ahlak seviyesi budur arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Bir AKP'nin max ahlak seviyesi budur. Bak bak bak. Bak, bak. İbne bir daha buradan şey yapıp gel. İbne dedi ya. İmamoğlu'na İbne dedi adam ya. Bir AKP'nin maksimum ahlak seviyesi budur arkadaşlar. Bunu manşete koyalım. Bakın. Budur. Bir AKP'nin maksimum ahlak seviyesi budur. Buyurun. Siktir şerefsiz dediler. Ya işte var ya. İşte bu yani bir AKP'linin maksimum ahlak seviyesi budur arkadaşlar. Bunu görün. Sokaktaki dayı da bu. Al işte her yerde karşınızda. Her yerde karşınızda. Gerçekten yani görüp görebileceğiniz en ahlak seviyesi maksimum budur. Yalan, riyakarlık, ikiyüzlülük, sahtekarlık, efendime söyleyeyim abartmak, efendime söyleyeyim yani ne kadar şey varsa hepsi
ülkenin %40'ına böyle sirayet etmiş ya. Sirayet etmiş. Samimi söylüyorum, MHP'liler temiz. Onları kenara koyuyorum. Samimi söylüyorum bakın. Onlar gene ideolojik yaklaşıp susuyorlar. MHP'lilerin kolay kolay yalan söylediğine ben doğru düzgün şahit olmuyorum. Bazıları hariç. Oy verenleri en azından tertemiz insanlar. Çok samimi söylüyorum ama AKP'li mi? Allah'ım uzak dursun. Uzak dursun. Aman 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 aman. Aman 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 uzak dursun benim canım kardeşim. Hadi. Hadi. Bir AKP'liden abicim uzak dursun ya. Tövbeler olsun. Düşmanımla dost olsun. Bıraksın uzak dursun abi. Düşmanımla dost olsun. Ay 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 ay. Şunu yer işaretlerine koyayım da ileride oturur izlerim. Bunlar zıplıyor böyle ya. Tüm sahtekarlıklar bunlarda var. Sol kesimde tecavüzcü derler. Kendileri küçük yaşlı çocuklara tecavüz, her şeyi var. Maalesef. Hoşlarına gidiyor onların. Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun demiş. Kimmiş bu Vedat Bilgin? Profesör Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Ha, önemsiz biri. Geç. Boş. Önemsiz biri. İşte yani bunları ciddiye alırsanız kendilerini nimetten sayarlar. Bunları ciddiye almayacaksınız. Gazeteci Emin Çapa Halk TV'de mimik cezasını maskeyle protesto etti. Çok mantıklı. Ebubekir Şahin, at gözlüğüyle bakmayıp gerçekleri araştırma zahmetinde bulunsaydınız böyle basit bir şov animasyona ihtiyaç duymaz, kendinizi gülünç duruma düşürmemiş olurdunuz. Maskeyle yüzünüzü kapatabilirsiniz ama gerçek için gözünüzü ve kulaklarınızı kapatmayın lütfen demiş. Ya Ebubekir, bırak bu işleri. Ebubekir, bu da Rütük Başkanı. Bırak bu işleri Ebubekir. Sen bunun hesabını ver önce. Sen önce bunun hesabını ver Ebubekir. Bunlar böyledir arkadaşlar. Az önce dediğimiz şeylerin hepsi Ebubekir için de geçerli. Sen önce bunun hesabını ver Ebubekir. Ne demiş? Ama editör arkadaşım Gökhan diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu gene aynı profili çiziyor diyor. Bir ters köşe durum mu olacak acaba? Yani olabilir diye düşünüyorum. O yüzden bu kadar detaylı anlatıyorum. Orada şunu yani, sorabilir miyim? Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu sorumluluğa sahip olduğunu düşünüyorum. Yani yani Erdoğan gibi değil Sayın Kılıçdaroğlu. O gerçekten ülkesini seviyor. Hatalar yapıyor mu yapıyor. Ben eleştiriyorum yaptığında da. Ama gerçekten ülkesini seviyor ve kazanması kritik olan %51 ihtimali olan bir seçime ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun gireceğini düşünmüyorum. Aman reis. Sen de çok iyi niyetlisin be Tanju abi. Hacı bir şey dememiş. Hacı boş geçmiş. Kılıçdaroğlu adaylığını destekliyor musun? Aynen kanka, destekliyorum. Sabahtan beri gömüyorum şimdi bana bu soruyu sormak da yani bilemedim. Yeni geldiysen başka, o zaman sorunu cevaplarım. Ama aynı tekrara düşmüş olurum. Desteklemiyorum tabii ki. Ne olmuş? Benim gibi düşünmüyorum. Benden değilsin. Ben yayın tekrarını izlerim reis. Eyvallah. Eyvallah kankacığım. Yok yok, şey yaparız.
Yayın tekrarını da YouTube'dan izleyebilirsiniz. Buradakini kapatırım muhtemelen. YouTube'dan izleyebilirsiniz yayın tekrarını. Sana Mansur Yavaş mı aday olmalı yoksa Ekrem İmamoğlu mu desem demek istedi galiba. Bilmiyorum. Ama Mansur Yavaş iyi de olsa yaşlı bir adam. Soruldum bilmiyorum ama bu seçimde bir şeylerin değişeceğine sizin inancınız var mı? Var tabii ki. Hükümet gider mi sizce? Görüşünüzü merak ediyorum. Gitmek zorunda ama bunu sağlayacak olan muhalefet ya da hükümetin kazanmasını sağlayacak olan da muhalefet.